Öncelikle hoş geldiniz. Tüm dinleyen abilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Abi geçen haftalarda bahsettiğiniz bir mevzuyla alakalı son dakika bir ablamızın sorusu geldi. Onunla başlamak istiyorum. Buyurun. Nefis meselesini izah etmiştiniz. Ablamızın sorusu nefis ve ene aynı şeyler midir diye soruyor. Yani nefis, enaniyet nefsin vasıflarından bir tanesidir. Yani enaniyet nefsin özelliklerinden bir tanesidir. En kuvvetli özelliklerinden bir tanesi. Yani aynıdır diyemeyiz %100. Çünkü nefsin başka özellikleri de vardır. Enaniyet sadece o çekirdeklerin, nefis madenine atılan, ekilen çekirdeklerden bir tanesidir. Böylece cevaplamış olalım. Diğer bir soru. Risale-i Nurların başlangıcı yazılma itibariyle Barla. Üstad Hazretleri Risale-i Nurları külliyat olarak orada yazmaya başlıyor. Üstadım Barla'ya geçtiğinde oradaki ortam, etrafındaki ağabeylerimizle alakalı bize bir bilgi paylaşır mısınız? Nasıl bir ortamda yazılmaya başlandı? Oradaki üstadla beraber hareket eden ağabeyler kimlerdi? Ben o Seyda 2'de anlatırken ev şeylerini de anlatmaya çalışmıştım. Zihnime geldiği kadarıyla birkaç dakika öyle ifade etmeye çalışayım. Üstad Hazretleri'nin evinin tam karşısında bir yol geçiyor. O yol şu anda bir mevcut. Varlığa giden kardeşlerimiz varsa şu andaki mevcut yol o zaman yol değil, o zaman yok. O zaman gölde, Nehir'dir gölünden geliyorsunuz tam çapraz karşıdan şeyin ortasından bir dere geçer demiştim. Aynen Nurs gibi. Üstadın doğduğu Nurs köyünün de ortasından bir dere geçer. Barla'nın da tam ortasından dere geçer. Her iki tarafında ceviz ağaçları vardır. Barla'nın da o derenin her iki tarafında ceviz ağaçları, elma ağaçları, meyve ağaçları vardır. Üstad Hazretleri işte onun için maskat-ı resim olan bendeye ne kadar benziyor diye oraya çıkınca evin şeyine penceresinden bakınca o hem dereyi görüyor hem o meyveli bahçeleri görüyor. Dünyaya geldiğim beldeye ne kadar benziyor diyor. Çapraz olarak ben bir film yapan arkadaşa da öyle düz yoldan gidiyor şeklinde yapmıştı. Tavsiye etmiştim o zaman. Sormuştu yani yolu. O tarlalardan geçerek geliniyor. Bir patika izden geliniyor. Tam evinin karşısında biraz böyle çukurda kalıyor tabii. Böyle aşağı doğru iniş olduğu için üstadın evinin yanında yol var. Orada şeyin Sıddık Süleyman abinin evi var. Sıddık Süleyman abinin evi vardı. Zaman zaman çorbası oradan geliyordu. Sıddık Süleyman abiye Türdülerin Süleyman diyorlardı. Bu tek tek tafsilata girmeyeyim. Bunların her birerleri uzun uzun anlatılacak, ders alınacak şeyler. İnşallah zamanla anlatırım. Onun biraz üstünde Muhacir Hafız Ahmet abinin evi vardı. Onun biraz arka tarafında Şemi evi vardı. Daha ilerisinde üstadın daha sonra tadilatını yapıp imamlık yaptığı cami vardı. Caminin ismi şu anda aklıma düşmedi, biraz farklıydı. Daha sonra biz onun tadilatını güya bir başkası yani Abdülkadir Badlı yaptı ama daha çok finansmanını hizmetten abiler arkadaşlar yaptılar. Yani belki kontrolünü Badırlı yaptı. Muş Camii. Muş Camii vardı. Üstadımız Hazretleri orada gönüllü vaizlik yaptı. Van'daki Müftü Efendi Üstad Hazretlerine şey vermişti. Vaizlik ve imamlık sertifikası vermişti. Daha sonra başı daşa dara düşerse bunu kullansın diye hayırlı bir niyetle Üstad Hazretleri Ankara'dan Van'a döndüğünde vermişti. O sertifikayı kullanarak Üstadımız Hazretleri oradaki Muşçu Mescidinde imamlık yaptı. Şemi abinin evi vardı. Arkasında onun damadı olan Bahri abi diye bir abimiz vardı. Onun evi vardı. Daireyi böyle birazcık dönünce Marangoz Mustafa abinin evi vardı. Şamlı Hafız Tevfik abinin evi onun biraz daha aşağısındaydı. Yani daha çok bu abiler vardı ve hizmetine koşan insanlar şeyde Barla'da bu insanlardı. Çorbası özellikle Marangoz Mustafa abinin evinden geliyordu. Üstad Hazretleri ben o evde diyor bir bereket fark ediyordum. Bu bereketin hikmetini de anlayamıyordum diyor.
kısacık bahsedeyim. Sonra fark ettim ki diyor mübarek anne ve babasına olan sadakatinden ve hürmetinden ötürü Allah onların yaptığı hizmeti bereket suretinde gönderiyor. Hani o muhterem anne ve babaları, ebeveynleri Allah cimri evlatlarının sırtına yüklemez, onları bereket suretinde gönderir diyor ya ihtiyarlar limasında. Diyor ki marangoz Mustafa abi de çok maharetli bir marangozmuş. Yani marangozlukta kullanacağı aletleri önce kendisi yaparmış. Çivi kullanmadan böyle mobilya imal edecek maharetli bir sanatkarmış. Marangoz Mustafa abi İstanbul'da demir yolunda çalışıyormuş. Babası ve annesi çok yaşlanmış. 90 küsur 100 yaşlarını bulmuş. Onlar işte İstanbul'a haber göndermişler. Oğlum bizim gözümüz de artık görmez oldu. Biz kendi ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Köye gel bizim hizmetimizi gör diye. Üstadımız Hazretleri de bunu sitayişle bahsediyordu. İşte marangoz Mustafa oradaki o İstanbul'daki bütün imkanları bırakarak orada o günün şartlarında demir yollarında vasıflı bir eleman olarak çalışmak ciddi bir dünyevi bir imkan da onun için. O onları bırakıp Barla'ya anne ve babasının hizmetine geliyor. Çorbası bazen Üstadımız Hazretleri'ne bayağı bir yoğunlukta marangoz Mustafa abinin evinden geliyordu. O da onların hizmetini gördüğü için, anne babasının hizmetini gördüğü için Allah Celle Celal'i onların evine, hanesine bir bereket lütfediyordu diye Üstadımız Hazretleri anlatıyor. Marangoz Mustafa abi Üstadımız Hazretleri'nin hani o kapısının önündeki ağacın üstündeki bir menzili var ya Üstadımızın, o menzili yapan abi. Aynı zamanda Çam Dağı'ndaki bütün menzillerini de ağaçın üstündeki Üstadımız Hazretleri'nin kaldığı ve Evrad-ı Eskan'ın okuduğu menzilleri de yapan ağabeyimiz. Bunları böyle tahtalardan çakmış, böyle görmüşsünüzdür, düz bir zemin, etrafına korkuluklar dizmiş. Üstad Hazretleri onların üzerinde Evrad-ı Eskan'ını tamamlıyordu. Yani Barla'daki abilerimiz ismi aklıma gelmedi. Bir fotoğrafçı abimiz vardı. Hani elini beline koyduğu üstadın fotoğrafı var ya. Hatırladınız mı? Bilmiyorum. Hatırladınız mı? Yani tarihçi hayatta üstadın elini beline koyduğu bir fotoğraf vardır. Böyle kaşlarını çatmış, sarığını sarmış, dimdik böyle dinç bir şekilde ileriye doğru bakıyor. O fotoğraf Üstad Hazretlerini Barla'ya gönderen insanlar, yani bu adam orada perişan olmuştur, sefil bir haldedir, çaresiz bir haldedir. Tevfik Efendi, onun adı da Tevfik'ti. Tevfik işte şeye söylüyorlar başçavuşa, bir fotoğrafını diyorlar çekip bize gönderin. Perişaniyetini görmek istiyorlar adeta. Üstad Hazretleri de ben yıkılmadım, ayaktayım der gibi, yani ben hizmetimin, vazifemin başındayım der gibi böyle ellerini beline koyuyor, sarığını sarıyor, dimdik sırtına da yorganını arıyor. Böyle bir sultanın sırtına kaftan alması gibi sırtına yorganını alıyor, öyle bir fotoğraf veriyor. Adamlar Üstadımız Hazretleri'ni deviremediğini ve yıkamadığını, herhangi bir beldeye göndererek onu yıkıp deviremeyeceklerini o zaman anlıyorlar. İşte o Tevfik Efendi Üstad Hazretleri'nin fotoğrafını çekiyor. Onun da evi yukarıda böyle tam tepeden Barla'ya bakan bir yerdeydi. O zat da Üstadımız Hazretleri'nin hizmetlerini gördü. İlk defa şeyi basılmasında hizmet etti. 10. sözün basılmasında hizmet etti. Daha sonra İstanbul'a taşındı zaten. O İstanbul'a taşındıktan sonra Üstad Hazretleri 1953'ten sonra Barla'da o evi kullanmaya başladı. Yani geldiğinde şu anda bizim bildiğimiz medreseyi değil de o evi kullanıyordu. Daha tepedeydi, daha böyle geniş bir evdi. Odaları falan fazlaydı. Üstad Hazretleri onun evini kullanıyordu. Barla'da kalmak istediği dönemde. 1950'lerden sonraki bir derece serbest bırakıldığı dönemde. Evet, bu kadar Barla için. Şu an yeter. Barla çok mübarek bir beldedir. Çok bereketli bir beldedir. Meyvedar bir beldedir. Yani Barla'nın kendine ait de bir tarihi var da, onun fethedilmesi tarihi falan. Her özelliği de mübarek bir yerdir. Bir de barılı, etrafı çevrilidir. Böyle ahir zamanın mürşidinin böyle hadislerde işaret var. Biz zaten o üstadımızdır bilemiyoruz da tabii. Ama öyle bir şey diyebilirsek ahir zamanın mürşidinin o zamanın şerir adamları böyle etrafı çevrili, münzevi böyle bir ormanlık alan gibi bir yere göndereceklerine dair ifade de var. Üstad Hazretleri ben diyor ahir ömrümü
Münzevi yani yaşamak istiyordum. Münzevi yaşamaktan kaynaklanacak belki değişik hissiyatlar. Hani kendini böyle hususi münzevi bir hayat yaşayan bir adam bilme. Öyle bir durumunu Allah bana yaşatmadı ama münzeviliği bana cebren yaşatıyor. Zaten ben böyle bir münzevi hayat düşünüyordum. Allah beni böyle Barla'ya gönderdi diyor. Benim arzu ettiğim o münzevi hayatı yaşıyorum. Hatta Alime Hanım isminde bir alim annemiz var. Eşi de Said. Üstad Hazretlerinin ablası, bir büyük ablası. Yedi kardeş üstadımız. Alime Hanım annemiz Kabe'de tavaf ederken, Allah derken kalbi durup şehit olan, vefat eden bir annemiz. O mektup yazıyor da Suriye'deyken Üstadımız Hazretlerine. Nasılsınız diye. Üstad Hazretler de diyor Cenab-ı Hak o sıkıntısını ufaltırdı, küçültürdü Üstadımız. Sevincini büyütürdü. Yani manevi hizmetlere dair en küçük bir şeyi de çok büyük bir fütuhat gibi sevinçle karşılar ve öyle anlatırdı. İşte Allah diyor beni böyle Barla'nın dağlarında, bağlarında gezdiriyor. Yani çok böyle ferih fakur bir şekilde geziyormuş gibi öyle kardeşine öyle bir mektup yazıyor. Burada yad etmeden de geçmeyelim. Sungur abimizin eşi hanımefendi annemiz Emine annemiz Sungur abi üstadın hizmetine gönderdikten sonra çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Bir gün onlardan da bahsederiz ayrıntılı. Ama burada sadece şu pasajdan bahsedeyim. Bir gün Sungur abi Emine annemiz de görmek istiyor üstadımız hazretlerini. Üstad Hazretleri Eskişehir'deyken Ankara'dan alıyor. Emine annemizi üstadı ziyarete götürüyor kaldığı otele. Otelin lobisinde Üstad Hazretleri kabul ediyor. Ve annemizi konunun cübbesini öpmesine müsaade ediyor. Elini değil de konunun cübbesinden öptürüyor. Kabe'yi tavaf ederken vefat eden diyelim biz. Alime Hanım isminde bir kardeşim vardı diyor. Seni onun yerine kardeşliğe kabul ettim diyor. Bazen Sungur abi yaşar latife de yaparmış. Sungur dermiş. İşte oğlunun ismini söyleyerek, oğlunun ismi de tam aklıma gelmedi. Mesela Ahmet'in annesi senden daha iyi hizmet ediyor dermiş. Sungur abiye latife yaparmış. Sungur abi tabi manevi vekili kabul ettiği bir insan da iltifat ediyor. Yani eşine iltifat. İşte annemiz diyor ki ben işte bana böyle dedikten sonra Alime hanımefendi diye hani Alime hanımı kardeşliğe kabul ettikten sonra ben o sevinçle diyor Eskişehir'den Ankara'ya kadar ağladım. Çünkü Üstad Hazretleri hani kardeşliğe kabul ettiği bir insan inşallah ahirette de yalnız bırakmaz. Yani siz bu yolda sadakatle devam edin. Allah'ın izniyle mahşerde sırtımın yükü olun gibi bir ifadesi de var zaten. Şeye de Şamlı Hafız Tevfik abiye de diyor ki Şamlı Hafız diyor Allah Celle Celaluhu mahşerde bana cennetin kapılarını açsa vallahi billahi ben seni almadan cennete girmeyeceğim diyor. İşte böyle bir İltifat gördüğü için annemiz de çok sevinçle öyle ağlayarak Eskişehir'den Ankara'ya kadar sevinç gözyaşları dökerek gidiyor diyelim. Bu faslı böyle kapatalım Barla hakkında. Daha sonra aklımıza gelen şeyleri gene paylaşırız inşallah. Buyurun başka bir şey var mıydı? Tamam abi teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Diğer bir soru birinci sözle alakalı. Nihayetsiz aczin fakrın seni nihayetsiz rahmete rapt eder ifadesini üstattan okuyoruz. Bu ifadeyi biraz açabilir miyiz? Şimdi bu ifadenin iki yönü var. Bir rapt etme yönü. Rapt etme bağlamak demek biliyorsunuz. İman bir intisaptır diyor ya Üstadımız Hazretleri. Bir bu açıdan bakarsak iman bir intisaptır. O Bismillahirrahmanirrahim insanı Allah'a bağlar. Allah'a intisap ettirir. İman bir intisaptır. Bir nispet vardır. Bir intisap vardır bağlanmada. Nispet etme şöyle olur. Mesela siz dersiniz ki portakal ağacının dalı. Böylece dalı ağaca nispet etmiş olursunuz. Tamam mı? Şimdi nispet ve intisap bir şeye kimlik kazandırır ve kıymet kazandırır. Mesela o dal kırılsa, kesilse yolda herhangi bir yerde görseniz kupkuru bir daldır. Hiçbir işe yaramaz ancak yakarsınız. Nispeti ve intisabı kesilen ancak ateşe layık olur. Odun gibi olur, odun olur. İşte onun için belki bazıları Allah korusun, Allah öyle bir akıbetten bizlere muhafaza buyursun. Odun gibi işte ateşin içine düşecekler akıbette nispet ve intisapları olmadığı için. İşte eğer o dal nispetle o portakal ağacının dalı diye bağladınızsa o artık bakın bir
Kupkuru dal, bunu ne dalı bilmiyoruz. Yani kimliği yok, kıymeti yok. Kıymetsiz olduğundan yakabilirsiniz, ona bir kimlik ve şahsiyet veremiyorsunuz. Ama dal portakal ağacına bağlandığında, ona nispet edildiğinde ne oluyor? Bir şahsiyet kazanıyor. Bu neyi? Portakal ağacının. Nasıl bir şey? Çok kıymetli bir şey. Yani kıramazsınız, eğemezsiniz, bükemezsiniz. Yani meyvedar bir fabrikanın çok kıymetli bir dalı haline, bir unsuru haline gelir. Meyvedar bir fabrika gibi vazife gören kıymetli öyle bir parça olur, bir unsur olur. Kıymeti o nispet ve intisapla birden bine çıkar. Yolda bir adamı görseniz yeşil bir portakal ağacının dalını kırıyor. O adama cani misin dersiniz, böyle bir şey niye yapıyorsunuz? Bir başkasını görseniz orada elini almış bir odunu ateşe atıyor. Ona hiçbir şey demezsiniz, odunu ateşe atar dersiniz. Yani nispet iradesiz yapılan bağlılıktır. İntisap iradeli bağlılıktır. Mesela siz dediniz ki Allah'ın kuluyum. Böylece siz kendinizi Allah'a intisap ettirmiş olursunuz. Allah'a bağlamış olursunuz. İşte nispet bir şeye böyle bir kimlik ve böyle bir kıymet kazandırırsa, irade intisap onun 100 kat üstünde bir kıymet kazandırır. Nasıl ki işte herhangi bir eseri görüyorsunuz, Mimar Sinan'ın eseri diyorsunuz. O esere Mimar Sinan'ın eseri dediğiniz anda o eser ayrı bir kıymet kazanıyor. Bir resim, işte Picasso'nun resmi dedikleri zaman ayrı bir kıymet kazanıyor o intisaptan ötürü. Şimdi nasıl eser işte Mimar Sinan'a bağlandığında, nispet edildiğinde kıymet kazandı, siz de Allah'a intisap edince kıymet ve kimlik kazanırsınız. Meselenin bir bu yönü var. Bir diğer yönü de aciz fakrıyla insan Allah'a intisap eder. Yani fakirlik her ne ki elde yok diyor üstadımız, ihtiyaçta var. Yani insan ne kadar şeye muhtaçsa o kadar fakirdir. İnsan da her şeyin muhtacıdır. İhtiyacı kadar fakir olan bir varlıktır. İnsanın nihayetsiz fakrı vardır. İşte fakirlik insanın bir şeylere muhtaç olması ve muhtaç olduğu o şeylere sahip olmaması demektir. İşte fakirlik bir şeye ihtiyaç duymak, muhtaç olmak ve sahip olmamak demektir. Acizlik de muhtaç olduğunuz o şeyi yapabilecek kudretiniz olmaması demektir. Yani sizin el yapacak bir gücünüzün, bir kudretinizin olmaması demektir. Üstadımız aciz, fakr, naks diye tarif eder. Mesela elin fakiriyiz, elimiz yok, bizde bize ait. İşte o eli yapamıyoruz, bir başkası bize yapmış ve vermiş. Bu el nakıs. Nasıl nakıs? İşte göremiyor, görememesi onun bir noksanlığıdır. 5 kiloyu kaldırıyor, 50 kiloyu kaldıramıyor, onun noksanlığıdır. Üşüyor, hastalanıyor, o onun noksanlığıdır. İnsan aciz, fakir ve nakstan mürekkeptir. İşte bu kadar fakir bir varlığa baktığın zaman onun üzerinde görünen bütün varlıklar bir başkasına ait hakikati gösterir. Yani ayna nasıl ki bir başkasına ait güzellikleri gösterir. Mesela aynada görünen gülün güzelliği tutulduğu güle aittir. Mesela bu noktadan şöyle diyebiliriz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğümüz bütün güzellikler Allah'a aittir. Sahabe efendilerimizin ruh aynalarında gördüğümüz bütün güzellikler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Her bir sahabe efendimizden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayrı, her bir sahabe efendimizin ruh aynasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrı bir güzelliğinin görüntüsü düşer. Mesela aynayı siz farklı açılara çevirdiğiniz zaman farklı görüntüler ve güzellikler alırsınız ya. Şimdi sahabe efendilerimizden her biri de ayrı bir kesitten Efendimiz'i gösteren aynalar gibiler. Onlardaki bütün güzellikler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Onlardan sonra gelen Müslümanlarda görülen güzellikler sahabe efendilerimizin kendilerine akseden, Efendimiz'den akseden güzelliğine aittir. Doğrudan doğruya bütün güzellikler Allah'a ait olduğu gibi, şimdi siz insana baktığınız zaman insan gibi aciz bir varlıkta, gözü yapamayan bir varlıkta göz gibi bütün kainattaki mübsirat alemini tartan, görünenler alemini tartan muhteşem bir cevher görüyorsun. Bu insan bunu yapamayacağına göre diyorsunuz. Hani yapamaması acizliydi ya, bunu sahip de değil, fakrı da var, acizliği de var, fakirliği de var. Öyleyse fakir birisinin üzerinde çok kıymetli bir pırlanta, çok pahalı bir şey varsa anlarsınız ki bunu ona bir başkası vermiş. İşte aczi ve fakrıyla insan Allah'a bağlamak böyle olur.
acizinden ve fakrından böylesine aciz bir varlıkta görünen bütün güzellikler Allah'a aittir dersiniz. Bunun üzerindeki bütün sanat, bütün nakış Allah'a aittir dersiniz. Bunun üzerindeki bütün ilim, bu asarı sanat bir ilmin eseridir. Ondaki ilim Allah'a ait hakikatların aynesidir dersiniz. Acizini, fakrını insanın bir pencere yaparsınız. Mesela kalbi çalışır insanı. Yani kalbin çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Sen mi çalıştırıyorsun? Her vicdan bilir ki kalbini kendisi çalıştırmıyor. E bunu bir başkası çalıştırıyor değil mi? Evet bir başkası çalıştırıyor. Müminler ki bunu Allah çalıştırıyor. İlmi sonsuz bir kudret çalıştırıyor. Müşrik hayali bir varlık üretir. Kimliksiz bir varlık üretir. İşte tabiat yapıyor, dua yapıyor falan filan gibi. Annem yaptı, babam yaptı gibi şirk ifadeleri. Hani annesi çocuğun resmini de yapamaz. Buna rağmen annem yaptı, babam yaptı gibi yanlış ifadeler kullanır. Aczi fakrı Allah'a böyle aynada gelir. Ondaki şeylere bakarsınız. Bunları bu kendisi deruk etmemiş dersiniz. Burada ince güzel bir mana da var. Yani konu konuyu açtıkça söylüyoruz. Mesela normalde zengin olan fakire verir. Zengin olan fakire verir. Güçlü olan güçsüze yardım eder. Bilen bilmeyene yardım eder. Şimdi mahlukata baktığınız zaman daha fazla donanımlı olan kimdir? İnsan mıdır? Bir ağaç mıdır? Elbette insan çok daha donanımlıdır. Görmesi vardır, duyması vardır. Fakat işin tam tersi oluyor. Fakir zengine yardım ediyor kainatta. Yani bütün mahlukat insana yardım ediyor. Şimdi bakıyorsunuz ki fakir olan, insandan daha fakir bir varlık olan ağaç insana yardım ediyor. Şimdi buradaki kanunumuz neydi? Zengin fakire yardım edebilirdi. Halbuki tam tersi oluyor. Fakir zengine yardım ediyor gibi görünüyor. O zaman şunu dersiniz. Bütün bu mahlukat kendisi yardım etmiyor insana. Bir zenginin servetinden postacılık vazifesi yapıyor. Yani sultanın atiyelerini matiyeleri taşır diyor yani. Sultanın hediyelerini hizmetçileri taşır. Bu ancak bir hizmetçidir. Çünkü kendisinden daha zengin olana kendisi bir şeyler veriyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Yani zengin olan fakire para verir. Evinde yiyecek olan yiyeceği olmayan yiyecek verir. Şimdi portakal dediğin odun kendisi portakal yapmayı bilmez. Onun kendi bir yiyecek hazinesi ve deposu yok. Bu odunla size portakal uzatılıyorsa bu diyeceksiniz bir sebeptir sadece. Onun arkasında Allah'ın kudret eli var. Onların da acizi fakrı ve size hizmet etmesi Allah'a işte sizi intisap ettiriyor, bağlıyor diyebiliriz. Bu kadar açalım. Daha çok açılır da bu konular. Diğer bir soru yine birinci soruda. Bütün mevcudat lisanı haliyle Bismillah der diye ifade ediyor Üstad Hazretleri. Varlığın evet. Lisanı haliyle Bismillah demesi nasıl olur? Evet, şeyde mektupların başında var ya ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yani her şey hamd ile Allah'ı tesbih eder. Ayet-i kerimesi Üstadımız Hazretleri mektubatın başına bunu yazmasının hikmetini şöyle anlatıyor. Diyor ki birinci hikmeti her mektubun başına bunu yazmamın hikmeti Selefi Salihinde ben böyle bir üslup gördüm onların Cadde-i Kübrasında yürümek için. Yani birileri gibi 3 gram bir şey öğrenince kendisinden öncekileri reddetme, kendisinden öncekileri tenkit etme, onlar da kusur arama değil de onlara tabi olmayı, onlara minnettarlık göstermeyi, onlar eliyle aldık biz ne aldıysak. Kur'an'ı onların elinden aldık. Yani hadis aldıksa onların elinden aldık. Elimize geçen bütün taşları onlara atmamıza gerek yok. Üstad Hazretleri'nde Selefi Salihine karşı, geçmiş devrin büyüklerine karşı ciddi bir hürmet görüyoruz. Define arar gibi kimsenin kusurunu aramadığını görüyoruz. Günümüzde böyle yaparak insanlar kimlik ve kıymet kazanmaya çalışıyorlar. Diyor ki ben Selefi Salihinde mektuplarına bu ayeti sevlevha yaptıklarını gördüm. Onun için onlara intisaben, onlara uyarak, onlara bağlanarak, onların Cadde-i Kübrasında yürümek için ben diyor mektuplarımın başına birini bunu yazıyorum. İkinci sebebi diyor sizin sorduğunuz soruyla ilgili. Bana diyor en evvel açılan bu ayetin sırrı oldu. Yani bana en evvel açılan bu ayetin sırrı oldu. Neydi o ayetin sırrı? O ayet bize diyor ki ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yani her şey hamd ile Allah'ı tesbih eder. Üstad Hazretlerine açılan en evvel sır bütün kainatın Allah'ı hamd ile tesbih ettiğini dinlemek, duymak, görmek oldu. Şimdi o kadar görmüş ki
mürşit bir hakikati sizin aklınıza bir derece gösterir. Ama o hakikati bütün berraklığıyla size de yaşatamaz ya. Sizi o işin pratikeri ya haline getiremez. Bu berraklıkla gösteremez. Olsa olsa size bir derece aklınıza hisse düşürür. Üstad Hazretleri temsil dürbünleriyle ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği Kur'an hakikatleriyle, Kur'an dersleriyle bize o hakikati bütün berraklığıyla gösteriyor. Şu birinci sözü biz okuduğumuz zaman evet diyoruz ya, gerçekten her şey Bismillah demesi lazım. Yani işte taşı delen filiz bir başka kuvvete dayanmadan o taşı delemez. Orada sağlıklı bir an kalan taş bunu ezer geçer. O demek ki her an taşa diyor ki işte ben Allah'ın ismiyle senden yol istiyorum. Taş sinesini şak ediyor, açıyor ve ona yol veriyor. Demek ki o her an Bismillah, Bismillah, Bismillah dediği için orada ezilmekten kurtuluyor. İşte kocaman ağacı sırtında taşıma imkanına eriyor. Şimdi bu bizim mantığın, hani bütün Bismillah meselesini düşünürsek çok mantıklı ve kesin bir izah. Bir derste söylemiştim hani, ateist için bile kesin bir izah, hangi dinden olursa olsun insan için kesin bir izah. Bir başka kuvvete dayanmaya muhtaçtır, gücü yetmeyen birisi. Mesela Üstad Hazretleri hava zerrelerini anlatırken hüve nüktesinde bütün kainatın hu hu diye zikir çektiğini bize ispat ediyor. Şimdi adeta diyor ki her hava zerreti görüntü nakli yapmakla, almaç vermeç vazifesi yapmakla, bir televizyon gibi vazife yapmakla, ben yapmıyorum o yapıyor, ben yapmıyorum o yapıyor diye adeta hal diliyle sürekli sizin aklınıza konuşuyor diyor. Bakın bu mantıkla baktığınız zaman gerçekten her hava zerresi ben yapmıyorum o yapıyor diye her an haykırıyor. Görüntü naklediyor. Televizyon bir ilmin eseridir. İnsanlık birikimi belli bir seviyeye ulaşınca o birikimde insanlığın eline Allah Celle Celaluhu televizyonu lütfetti. Görüntü nakleden bir aleti lütfetti. Buradan şunu anlıyoruz ki görüntü nakletme ciddi bir ilmin eseri işi. Bir hava zerresi kadar küçücük bir zerreyi bu kadar bir sanat harikası yapıp ona televizyon vazifesi yaptırmak muhteşem bir sanatkarlık. Şimdi biz mesela yabancı dil çalışıyoruz mecburen bulunduğumuz yabancı ülkelerde. Benim gibi 50'den sonra insan artık dil öğrenmekte ciddi zorlanıyor. Halbuki mesela ben şimdi velakat kerramna beni Adem desem Arapça benim sözüm size geliyor. Hava zerreleri Arapçayı biliyor gibi konuşuyorlar. Veya işte my name istesen İngilizce biliyor gibi konuşuyorlar. Yani bir hava zerresini simültene tercüman gibi muhteşem bir alimden çok daha ötürü bir mahiyetle konuştururken adeta her hava zerresi diyor ki yahu ben İngilizceyi nereden bileyim kardeşim? Ben Arapçaya nasıl bu kadar vakıf olayım? Ses tonlarına kadar nakletmeyi nereden bileyim? Hikmetlere kadar nakletmeyi nereden bileyim? Cümle kurgularına kadar sırayla nakletmeyi nereden bileyim? Milyarlarca hava zerresi adeta havada ben yapmıyorum o yapıyor, ben yapmıyorum o yapıyor, ben değil o, ben değil o, ben değil o. Bunu o kadar çok tekrarlıyorlar ki ben değil de siliniyor o. Daima her hava zerresi adeta o diyor. Şimdi Üstad Hazretleri diyor bana en evvel açılan bu oldu. Yani bütün mevcudatın adeta dilinden düşürmediği virtleri varmış. Burada biz hikmet lisanıyla bu virtleri okuduk. Kaç türlü virdi olur mevcudatın? Bir hal diliyle virdi olur. Hani canlı mahlukların, bizim gibi insanların veya meleklerin lisanlarıyla virtleri, zikirleri olur. Burada bir hadis-i şerifi de söyleyeyim, çok kıymetli. İnsanın ağzından çıkan her hayırlı sözden diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu, mesela şimdi Allah dedik ya, Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu dedik, her hayırlı söz, bu anlattıklarımızda hayırlıysa, inşallah hayırlıdır, bize ait değil, o yönüyle hayırlı. Şimdi Allah ondan bir melek yaratır diyor, o hayırlı sözden yaratılan melek kıyamete kadar o adama dua eder. Melekleri Allah nurani kelimelerden yaratır diyor. Onun için melekler yaratıldıkları şeyle beslendiklerinden zikirle beslenirler. Şimdi mahlukatın bir kendi şuurlu böyle zikirleri var. Lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Dilinden düşürmediği zikirleri vardır. Kur'an-ı Kerim diyor ki mevcudatın sizin bilmediğiniz zikirleri var. Bu şekilde Allah'ın onlara verdiği mahiyetle zikirlerini biz bilemiyoruz. Bir böyle bir zikirleri var. İkincisi vezaifi eşya suretinde ubudiyetleri var. Yani eşya vazifesini yaparak ibadet ediyor. Namazını kılıyor. Yani hava zerreti görüntüyü naklederken ibadet etmiş oluyor. Zikir çekmiş oluyor. Hani demin izah etmeye çalıştık da ben yapmıyorum o yapıyor der gibi. Bir
lisan-ı haliyle zikri var, bir lisan-ı kaliyle zikri var. Bir diğer açıdan işte, ya bizim bilemediğimiz zikri var dedik. Müekkel meleklerin, müekkel. Yani her mahlukta, cansız varlıklarda ona vekil olan melaike-i kiram, onlar adına Allah'a zikir ve tesbihte bulunur. Allah'ın yüceliğini, sübhaniyetini, kemalatını ilan ve izah ederler. Her zerrede öyle müekkel melek vardır. Mesela her yağmur tanesinde vekil bir melek vardır. O yağmur tanesi o meleğin mescidi gibidir. Elbette bir yağmur tanesini mescit gibi kullanan meleğin mahiyeti başkadır. İşte güneşi mescit gibi kullanan meleğin mahiyeti başkadır. Bu yönüyle düşünürseniz duvardaki her taş, o taştaki her atom, işte belki her elektron, onlar da bir mahzen, bir menzilse, bir mescitse, onların da kendilerine müvekkel melekleri vardır. Onların da bir dizebanları vardır. Yani bütün mevcudatı bir zikirhane gibi, üstadımızın anlattığı bu manada düşünürseniz, bir zikirhane gibi görebilirsiniz. Ve üstad hazretleri bu zikri duymayı, yani virdi zebanlarını dillerinden düşünmedikleri zikirlerini bizim de kulağımıza, bizim aklımızın kulağına, kalbimizin kulağına, latifelerimizin kulağına duyuruluyor. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani gibi olursanız, doğrudan doğruya hazretleri gibi olursanız belki doğrudan doğruya duyabilirsiniz. Abdülkadir Geylani hazretlerinde biliyoruz öyle ifadeler de. Yani açıktan söylüyor zaten. Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi bir mahiyetiniz varsa açıktan duyabilirsiniz. Üstad diyor ben, bana en evvel açılan ayet buydu. Bismillah da onun bir neticesi ya. Kainatın bütünüyle Allah'ı zikreden bir mescit olduğunu Üstad Hazretleri'nin bizzat Allah'ın müşahede ettirmesiyle müşahede ettirmesinin bir meyvesi birincisi.